Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ağustos aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş ayın 22'sine kadar Aslan burcunda ilerleyecek ve sizin ikinci evinizi aydınlatacak. Hemen ayın başında Kova burcunda güçlü bir dolunayla başlıyoruz Ağustos ayına. 3 Ağustos'ta 11 derece Kova burcunda dolunay meydana gelecek ve bu dolunay sırasında Boğa burcundaki Uranüs'ün çok güçlü bir açısı var. Güneş ve Ay'la dik açı oluşacak gökyüzünde. Bunun yanı sıra Koç burcundaki Mars'ın Oğlak burcundaki Jüpiter'le dik açısı var. Bu ne demek? Hızlı bir dolunay. Güçlü bir dolunay. Biraz böyle şaşırtıcı, sürpriz etkilerle başlıyoruz aslında Ağustos ayına. Ve Kova burcu sizin haritanızda 8. evi yönetir. 8. ve 2. ev aksınızda biraz tansiyonun yükselmesini bekleyebiliriz aslında. Para konularına dikkat etmek gerekiyor. Ekonomi ile ilgili konulara. Uranüs burada ani değişimler getirebilir. Bu ani kazançlar veya ani düşüşler de olabilir tabii ki. Güvenli adımlar atmak gerekiyor. Finans piyasalarında risklere dikkat edelim. Şu dönemde özellikle. Paramızı harcarken dikkat edelim, yatırımlara dikkat edelim, borçlanırken dikkat edelim. Bazı ani masraflar da çıkabilir tabii ki dolunay etkisiyle beraber. Veya siz kişisel arzularınız için, keyfiniz için de harcayabilirsiniz. Para dengemize biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel doğum haritalarınızı lütfen kontrol ediniz sevgili yengeçler. Özellikle 11 derece ve yakınlarında sabit burçlarda. Yani bunlar hangisi? Kova, Aslan, Boğa, Akrep. Bu burçlarda gezegenleriniz varsa bu dolunayda özellikle parasal konularda biraz ani stresler oluşabilir. Temkinli olmamız gerekiyor. Paramızı iyi korumamız gerekiyor. Sadece para mı peki? Hayır. Yani ilişki dinamiklerini biraz tutkulu olabileceğimiz bir dönem. Aşk ilişkilerinde, cinsellikle ilgili konularda tutkular ani fevri davranışlara neden olabilir. Buna da biraz sağduyulu yaklaşmak gerekiyor. Ve tabii ki 8. ev dolunayları kazaları da yönetir. Ve Uranüs beklenmedik bazı kazalar, ani rahatsızlıklar, sağlık nedeniyle oluşabilecek beklenmedik bazı operasyonlar, ameliyat ve benzeri tedaviler dolunayın etkisiyle gündemimize gelebilir. Artı eksi 3 gün özellikle öne çıkıyor. Yani 1 Ağustos'la 7 Ağustos arasındaki süreç dolunay enerjilerinin güçlü etkileri altında olabiliriz sevgili yengeçler. 5 Ağustos'ta Merkür Aslan burcuna geçecek. Merkür iletişimi anlatır, zihinsel faaliyetlerimizi anlatır ve aslında günlük hayatımızda çok etkilidir. Biliyorsunuz Merkür'ün retrolarında zorlanıyoruz. Her şey biraz karışık hale geliyor, yavaşlıyor. Artık Merkür Aslan burcuna geçişiyle beraber hızlanacak. İkinci evinize geliyor. 20 Ağustos'a kadar olan dönemde para hesapları yapabilirsiniz. Parayı daha fazla düşünebilirsiniz. Finans konularında anlaşmalar, konuşmalar, tüm bunların gündeme geldiği hızlı bir dönem olacak. Alışverişler de olabilir. Ticari konular aktifleşebilir bu süreç içerisinde. 7 Ağustos'tan itibaren ilişkilerden sorumlu gezegenimiz Venüs, Yengeç burcuna geçiyor. Yani sizin burcunuza gelecek sevgili yengeçler. Bu da demek oluyor ki 7 Ağustos'tan sonra bir Venüs koruması altında olacaksınız. Çünkü Venüs Jüpiter'den sonra ikinci benefik, iyicir gezegendir, şans gezegenidir. Ve yengeç burcunda olmayı da sever. Venüs'ün koruması altında gerek maddi alanlarda, gerek aşk, ilişkiler, sevgi, ailevi konularda daha yumuşak, daha güvenli tesirler altında olmanızı bekleyebiliriz. Ve özellikle güzellikle ilgili konularda da estetikle ilgili yapacağınız uygulamalar ve değişimlerde de güzel bir Venüs tesiri altında olacağınızı da söylemek istiyorum 7 Ağustos'tan itibaren. 13 Ağustos'a biraz dikkat edelim sevgili yengeçler. Evet, Koç burcundaki Mars Plüto'yla dik açı içerisinde. Öncü burçlarda olacak bir kare. Siz de bir öncü burçsunuz. Mars kare, Mars Plüto karesi toplumsal alanlarda da ciddi stresler, hatta doğa olaylarını bile tetikleyebilecek gerilimler yaratabilir. Özellikle ilişki dinamiklerinizde, üstlerle olan ilişkilerde, işte otoriteyle olan bağlan, yasal merciler, devletle, yasalarla olan konularda bazı sıkıntılar, bazı kısıtlamalar, baskılar hissedebilirsiniz. Bunları iyi yönetmek gerekiyor, fevri davranmamak gerekiyor. Mars Plüto karesi kronik sağlık sorunlarını biraz arttırabilir ya da
aile büyükleri, özellikle hayatımızdaki olgun yaştaki kişilerin sağlıklarını biraz zorlayabilir. Bunlara da dikkat etmek, temkinli olmak gerekiyor bu süreçte. 16, 17, 18 Ağustos gökyüzünde enerjiler rahatlıyor. Güneş ve Merkür birleşiyorlar Aslan Burcu'nda. Koç Burcu'ndaki Mars'la güzel bir temasları var. Bu özellikle para alanınızda keyifli tesirler getirebilir. Biraz daha rahatlayabilirsiniz örneğin. Çalışmalarınızdan beklediğiniz paraların gelmesi veya en azından olumlu bazı haberler almanız, bazı olumlu iş ve para konularında teklifler almanız, güzel bazı ticari anlaşmalar yapmanız mümkün görünüyor. Bu 16, 17, 18 Ağustos'u özellikle bu anlamda değerlendirebilirsiniz. 19 Ağustos'ta Aslan Burcu yeni ayı doğacak. İkinci evinizde, para evinizde zaten evet bu yeni ayla beraber yeni para kazanma olasılıkları hayatınıza girecek gibi görünüyor. İşiniz mi yok? Evet, belki iş bulacaksınız. Ya da bir işiniz var ama kazançlarınızı arttıracak yollar bulacaksınız. Ya da bir paranız var, bunu değerlendirecek, yatırım yapacak bir olanak karşınıza çıkacak. Alışveriş de yapabilirsiniz. Kişisel keyifleriniz için harcayabilirsiniz. Ama olup bitenler daha çok para konularını gündeminize getiriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 26 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu yeni ayın sizin için daha güçlü tesirler getirmesini bekleyebiliriz. 20 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor. 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Ayın son 10 günlük döneminde bir enerji değişimi başlayacak. Özellikle son günlerinde, son haftasında biraz daha hareketleniyoruz. Biraz daha zihinsel anlamda hızlanıyoruz. Daha çok öğrenmek istiyoruz. Bol bol yeni şeyler öğreneceğimiz, okuyacağımız, belki kısa uzun bazı eğitimlere katılacağımız bir dönem. Seyahatler olabilir, tatil planları yapabiliriz. İş için ya da eğitim için bir yerden bir yere gitmemiz, yolculuklar yapmamız da mümkün görünüyor. Özellikle 27 Ağustos, 28, 29 Ağustos yakın çevremizle temaslarımız artabilir. Bol bol yazışabiliriz, görüşebiliriz. Kardeşlerimizin ve yakınlarımızdaki kişilerin üzerimizdeki tesirleri artabilir. Veya onlarla bağlantılı keyifli bazı gelişmeler hayatımızda olabilir. İşbirlikleri içinde, yani özel ilişkilerimiz ya da işbirlikleri içinde keyifli günler, bu bize bazı teklifler de getirebilir, öneriler de getirebilir ve bunları değerlendirebiliriz aslında. Çünkü Venüs'ün, burcunuzdaki Venüs'ün de olumlu tesirleri şanslı olduğunuzu gösteriyor. Yani gökyüzü sizi mutlu edecek, maddi manevi yönden destekleyecek bazı güzel fırsatları karşınıza getirebilir sevgili yengeçler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.